Şimdi toprağın da üstüne birazcık daha dökmen gerekiyor. Ayşe'nin tam o görevi verdi. Diğer tarafı. İlk önce onunkisi ya, onunkisiyle başlayalım. Sena hadi koyun. Bakalım. Biraz. Evet, oraya kayıyor. Şimdi bak. Ahmet diyorsun. Şuraya biraz şöyle güzel çelik üstüne koyar mı? Çok güzel. Ayşe bir tane daha düşürüyor. Tohumunu diktiniz mi hocam? Tamam şimdi. Tamam anneciğim. Emine tamam bebeğim. Gel ellerini yıkayalım. Şimdi ne yapacağız? Toprak. Önce toprak koyalım. Tema Vakfı Bayburt İl Temsilciliği olarak Minik Meşe Atölyesi programı kapsamında geldik. Burada anaokulu öğrencileriyle meşe palamudu dikme etkinliğinde bulunduk. Burada bize Bayburt Üniversitesi'nin Genç Demak Kulübü'nün üyeleri, öğrenci arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Geçtiğimiz hafta erozyonla mücadele haftasıydı. Biz anaokulu sınıfında yani daha çok küçükken bu çocuklara doğa bilincini, çevre bilincini aşılamak istiyoruz. Bu ağaç dikmenin erozyona olan faydalarını ve ağacın diğer faydalarını bir şekilde anlatmak istiyoruz. Bunu bir etkinlikte perçinlemek istedik. Şimdi Tema Vakfı olarak biz bütün bir öğrenciler olsun, mezun olsun, bütün her yaştan insana doğa bilincini vermek istiyoruz. Ve bunun için özellikle eğitime yönelmiş bir vakıfız. Yani genç yaşta bu çocuklara doğa bilincini verirsek insandan kaynaklanan doğa problemlerinin de önüne geçmiş oluruz. Gördüğünüz gibi bugün bir anaokulundayız. Bunu ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde devam ettireceğiz. Üniversite seviyesinde Genç Demak Kulübümüz var. Bu arkadaşlarımız aracılığıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Eğitim başta olmak üzere, doğa bilinci, çevre bilinci başta olmak üzere bunu destekleyecek faaliyetlerimizi biz yurt genelinde ve özellikle Bayburt'ta devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Bayburt Üniversitesi Genç Demak Kulübü öğrencisiyim, üyeyim. Bugün minik öğrencilerle minik meşe tohumlarını saksılarla buluşturduk. Çok eğlenceliydi. Çocuklar çok mutlu oldu. Sorumluluk sahibi olmayı öğrenmeye çalıştılar. Çok eğlenceli vakit geçirdiler. Biz onları çok sevdik. Daha sonraki etkinliklerde, projelerde de yer almayı, yer edinmeyi istiyoruz. Mutluyuz. Türkiye çöl olmasın diye, ağaçsız kalmasın diye elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Her yer yeşil olsun istiyoruz, mutlu olsun herkes istiyoruz. Temiz hava, temiz bir ortam yaşatmak istiyoruz çevreye. Ben Tema, Genç Tema Kulübü kurucusuyum Bayburt Üniversitesi'nde. İlk defa böyle miniklerle bir araya geldik. Tohumları minik elleriyle saksılara diktiler. Onlara sevgileriyle, yüreklerindeki sevgiyle büyütüp onu toprakla buluşturacaklar. Bize bu güzel bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz. Yani. Şimdi biz bugün nasıl bir etkinlik yaptık? Bana onu anlatabilir misin? Çok güzel. Nasıl bir etkinlik yaptık? Çiçek bitmek için çiçek yaptık. Evet, fidan diktik değil mi biz? Ne diktik peki? Meşe? Meşe ağacı. Meşe? Evet. Peki nasıl diktik ağacı? Fidanı pardon. Neler yaptık saksıda onu bana anlatabilir misin? Tohum kaydık. Evet. Tohum kaydık. Tohumlarımızı nasıl koyduk? Kazdık mı?
Ondan sonra koyduk, yeniden şey yaptık. Toprak koyduk. Sonra peki? Ondan sonra su attık, su koyduk. Ondan sonra büyüyor. Peki nasıl bakacaksın o fidana? Fidana. Güneş ışığı gerekli. Sudan sonra güneş ışığı gerekli. Ondan sonra büyüyecek. Evet, o büyüyecek. Peki nasıl bir ortama koyacağız? Nerede büyüteceğiz onu? Ben onu bizim bahçede büyüteceğiz. Biraz büyüdükten sonra mı bahçede tutacağız? Evet. Peki çok soğuk bir yere mi koymamız gerekiyor? Hayır. Peki çok sıcak bir yere koymamız mı gerekiyor? Ilık yere. Ilık yere koymamız gerekiyor. Peki sen bunu sağlayabilecek misin? Sağlayabileceğim. Peki o zaman teşekkür ederiz sana. Ben dikmek çok eğlenceli. Ne yapıyorsunuz burada? Tohum ekiyoruz.